Hardware Plus'tan herkese merhaba. Eray'la bugün böyle karşınızda duran iki tane telefonu birbirine böyle vurduracağız mı diyelim Eray'ın ne diyelim yani. E, Çaktıracağız bile mi? Yani bilemedim çünkü ikisi de neredeyse aynı fiyat bandındalar ve ikisi de Xiaomi veya Redmi veya Poco'nun iki tane Yani aslında telefonu. baktığımızda ne diyoruz Bir Xiaomi diyoruz bir de aşağı tarafta bir Poco var bir de Redmi, Redmi var, var diyoruz daha bütçe dostu olanlar. Hı hı. İki bütçe dostu markada burada şu anda ama tabii arada çok ciddi farklar var çok ciddi farklar var fiyat fiyat yakın olsa da yani bambaşka telefonlar aynen yani bu iki telefon kime göre neye göre biraz da onu konuşacağız değil mi evet yani başlayalım hemen Eray. Ee, şimdi ben işlemciden girmek istiyorum. Hadi gir. Burada kardeşim işlemcin nedir bana bir söyler misin? Benim burada 732G işlemcim ya var. Ya burada 860 var. Yani performans anlamında hani tokat manyağı <laughs> yapar yani. Öyle <laughs> bir fark var. <laughs> baştan şöyle bir Burası sıfır önde yani. başlayayım da. Ya şimdi şu var. E, performans arayan kullanıcıya yönelik <laughs> bir akıllı telefon baktığım zaman mesela işte kimler var mesela işte 10 işte 20 yaş aralığında genç kardeşlerimiz hı hı. var. Mesela Doğru. çok fazla oyun oynuyorlar abi hı hı. akıllı telefonda. Evet. E çok fazla akıllı telefonda oyun oynayan adam neye ihtiyacı oluyor? Performansa Performans ihtiyacı şey. oluyor. işlemci gücüne ihtiyacı oluyor. E o işlemci gücü kimde var? X3 Pro'da var. Doğru. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani 10-20 yaş aralığı dedik ya mesela. Mesela çoğu kişi bu 10-20 yaş aralığı işte okul bitti, tatile girdik falan filan çok oyun oynuyoruz işte biz deli gibi oyun oynuyoruz falan filan yani artık PUBG'yi de geçiyorum yani. Birçok oyun oynuyoruz falan diyorlar. O zaman eyvallah. E peki 10-20 yaş aralığında oyun oynamayan gençler veya insanlar yok mu? Aa, şey, 20 ama şimdi 10-20 yaş verdim ama 20'nin üstünde oyun oynayan da var ya yani. Var yani tamam burada e, kriterimiz işlemci konusunda işte yaş aralığı ve hani gençler çok oyun oynuyor veya genç kesimden sonrası da mesela çok oyun oynuyor bu. Hani tabii yaş tabii, fark tabii. etmeksizin ama hani hiç oyun oynamayan da var yani bu telefonlarla. O yüzden de 732G bence... Bu segmentte en iyi işlemci. Ya segmentte diyorum bak segmentteki en iyi işlemci. Yani 720G var. Ne, neye koysan gider diyorsun. Tabii yani. tabii. Neye, çünkü kendini kanıtlamış bir işlemci burada 732G veya 720G diyeyim ben böyle. Hani orta segmentin bu güzel işlemcisinin bu telefonda kullanılıyor olması bence orta segment telefonların arasındaki en alınabilir kılınan işlemciden bir tanesi olarak karşıma çıkıyor benim. Şunu diyeceğim ben mesela atıyorum benim bir kuzenim var bir kadın kullanıcı yani yaklaşık 25 yaşında. Kendisi bizimle yaşat yani. Oyunla hiç işiyor yok. Bir gram bile işi yoktur. Ama Instagram'da da WhatsApp'ta WhatsApp'da da alınır, işte YouTube'da da onları video, film izler falan filan. O zaman ben gidip X3 Pro al der miyim ona? Ben demem. Yani bir de burada sonuçta bir kadın kullanıcıdan Heh, söz ediyorsun. Yani kadın kullanıcı söz konusu olunca işte özellikle hani Dilşah gibi insanlar da böyle hmm. ağır telefon istemiyorlar. Mesela ya, bak ben bir erkek olarak da ben ağır bir telefon sevmiyorum. Yani bana göre mesela Ersin abi de... Alınır mı videosunda mesela X3 için ağır dedi. Yani X3 Pro da aynı tasarıma sahip. Ağır o, ona ben itirazım yok ağır ha, bir telefon. Ha, evet. Aynı mesela bence burada Redmi Note 10 Pro çok, çok, daha, zarif, kibar, çok, çok daha, daha zarif çok daha kibar bir cihaz. O yüzden bence kadın kullanıcılar ve hatta aynı normal erkekler için de burada Note 10 Pro çok daha kibar bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir de dediğim gibi oyun kısmı olmadığında hiç oyunla işin yoksa ha oyun oynatmıyor değil 732. Gayet 732 çok gayet iyi oyun iyi oynatıyor. oynatıyor. Yani şu anda Xiaomi cihazların arasındaki hani 732G olan e, iki tane cihaz üç, ay, var. 3 tane var. Mi 11 Lite var. Note 10 Pro var. Yani çok cihazda yok aslında baktığımızda hı hı. burada diğer cihazlarda. O yüzden normal gayet güzel oynatıyor. Tabii ki X3 Pro kadar hani yüksek grafikli işte yüksek FPS değerine ulaşmıyor 732'ye ama burada günlük kullanımda Hiçbir farkını anlayamazsın 860'ta bence kullanımda. Yani bence en kullanımda azından anlayamazsın. Tabii ama yani işte dediğim hı. hani sosyal medya kullanımı gibi kullanımlarda hiçbir şekilde bir arasında fark olmuyor. Sosyal olmayacak. medyada ne öne çıkıyor biliyor musun? Sosyal medya deyince artık işlemciyi bir kenara atıyorsun. Aynen. Ekrana kalıyor iş. Aynen öyle. Yani şimdi burada ekran tarafında da su götürmez bir gerçek var burada Note 10 Pro. X3 Pro'dan çok çok daha iyi bir ekran. Peki neden çok yani. çok daha iyi onu da bir söyler misin? Hemen söylüyorum burada birkaç yorumda ben gördüm işte IPS ekran kötü değil bir tercihtir falan gibisinden konuşuluyor ama bu elinize bir AMOLED ekran alana kadar devam ediyor bana göre bu düşünce. O yüzden hani ben bir telefon alacaksanız AMOLED ekran olmasına önem gösterirsiniz diye ben gösteririm diye düşünüyorum. Hem işlemci yorma bakımından hani ve hani e, pil tüketimi anlamında işte IPS'lerdeki arkadaki işte şeyler çalışıyor. Tamam. ışıklar, LED'ler çalışıyor burada. AMOLED de işte kendini kapatıyor gibi. Çok güzel falan. ama şimdi şu var bak. Kaç Hz burada taze yamazı? 120 Hz. Aynı. 120 Hz olduğu için yani ikisinde de hiçbir fark yok. Evet. O yüzden burada Poco X3 Pro ekranda kaybediyor. Ya yani gördünüz mü burada kaybediyor diye Eray'a da söylettirdim yani. <laughs> o yüzden yani herhangi bir sosyal medya kullanımı yapıyorsanız özellikle ee, video içerik tüketiyorsunuz çok yani Netflix olsun diğer e, normal sosyal medya uygulamalarında veya çok video içerik tüketiyorsunuz dediğim gibi. Burada Note Pro çok daha öne çıkıyor. Note yani. Pro gerçekten güzel bir cihaz. Gerçekten iddialı bir cihaz ve... Fiyatı da bence iddialı. Çünkü şimdi X3 Pro'nun son aldığı sonra 3 zamdan sonra 3400'den 3550'lere geldi fiyat. şimdi burada fiyat 3700 değil mi? Tabii 3700. Yok yok doğru. 3700'den başlıyor 6 GB RAM'li versiyon. Tamam 3700'den başlıyorsa arada 150 lira fark var. Tabii. Açıkçası insanı şu noktaya getirebilecek düzeyde bir cihaz. Ya ben Poco X3 Pro'daki fazladan performanstan vazgeçip Note 10 Pro'ya gidebilirim geçsin, diyebileceğiniz biliyorsun. bir cihaz olmuş yani. Ben çok fazla kullanma fırsatı yakalayamadım daha Note 10 Pro'ya ama ilk fırsatta zaten şöyle bir hattımı falan geçirip bir kullanmak istiyorum. Hı -hı. Gerçekten iddialı bir cihaz ama şimdi mesela sen telefondan çok sık müzik dinler misin? Evet dinlerim. O zaman Poco X3 Pro yine öne geçiyor. Yani burada ikisinde de stereo var. müthiş ama. Poco X3 Pro'nun popörlörleri evet, orada, müthiş. Evet orada güzel bir seçenek. Yani Note 10 Pro'da da stereo var ama burada bir de... Poco'da şöyle bir avantaj da var işte o eksenli motorun olması arka kapaktaki özel bir titreşim motoruna hmm. sahip olması gibi özelliklerinden falan. Burada tamam X3 Pro öne geçiyor ama dediğim gibi yani Noton Pro'da da stereo var. O da güçlü ama Poco kadar güçlü değil. Onu söyleyebilirim yani. Onu o farkı anlayabiliyorsunuz insanlar olarak yani. Ha bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Tasarım kısmında eyvallah dedik hani daha zarif oldu. işte ekran kısmında dedim daha iyi oldu falan ama yani Poco'nun böyle bir elde tutuşu işte hani o ağırlığı var aslında. O ağırlığı da hissediyorsun. Biraz şey kendini yani. hissettiren ha, bir telefon. Böyle yani. kendini böyle hissettiren. Biraz takozdur. Aynen. Yani... Ama böyle iddialı bir takozdur. Aynen iddia o takozluk hani böyle şey değil. Hmm, nasıl diyeyim böyle işte, tamam amiralden örnek vereceğim ama mesela Note 20 Ultra tam böyle tuğla bana göre yani tamam böyle köşeli falan tasarımı. Hani bu öyle değil işte arka kapan kıvrım falan evet takoz ama böyle elde tuttuğunda ha ben buradayım böyle. Yine şey diyeyim iPhone 12 Pro Max falan iyi yani. O... Ya o evet biraz <laughs> o daha çok köşeli çok, çok daha böyle. Yani. Boxier tasarım olarak dediğimiz için o yüzden de burada ee, o daha fazla kalın hissettiriyor. Peki şunu soracağım sana Eray, Pil konusunda acaba hangisi daha iyi? Hı. Şimdi Pile ihtiyaç duyan kullanıcı var. Pile ihtiyaç daha az duyan kullanıcı var. Mesela Biz burada ikinci sınıfa giriyoruz. Çünkü bizim evet. her tarafımız priz abi. E gün içinde bütün Aram gün ofisteyiz. Ama şey sahada çalışan adam olduğu zaman mesela sahada çalışan adam şunu isteyecektir. Benim pilim uzun gitsin. Ben yanımda işte en azından powerbank taşımak, taşımak zorunda kalmayayım diyecektir. Aynen. Şimdi X3 Pro'nun mesela pil tarafı ile ilgili <laughs> çok fazla böyle şey var. Bilgi kirliliği var. Çok hızlı tüketiyor. Pil yetmiyor falan diyenler var. Açıkçası ben onu yaşamadım. Hı -hı. Açık söylemem gerekirse. Ha benim bunda tabii ofis içinde olmamın da payı vardır ama Hı -hı. yani Nuton Pro'da nasıldı bu pil durumu? Yani ben sahada çalışıyorum ama benim sürekli pile ihtiyacım var. İşte Hı -hı. sürekli dışarıdayım diyen adamın pil ihtiyacını karşılıyor mu Nuton Pro? Bak sürekli dışarıdayımın aklıma ne geldi? Sürekli dışarıda olan bir çalışan kesim var. Bunlardan bir tanesi postacılar. Sonrasında işte kuryeler, işte özellikle şu aralar çok fazla kurye dağıtım ee, çalışanları var. O yüzden burada benim için önemli olan şey pilin nasıl iyi gitti dediğin gibi dışarıda ne kadar ben ihtiyaç duyuyor muyum Powerbank'e? Note 10 Pro'da kesinlikle böyle bir şey yok. Evet X3 Pro'da da yok ama şunu da diyeceğim mesela. Adam dışarıda bulunuyor değil mi? İşte postacı olsun veya kargo çalışanı, kargo dağıtıcısı olsun. Burada AMOLED ekran sayesinde atıyorum bir de yaz ayındayız şu anda bile. Şimdi AMOLED ekranların ne ile ünlüdür? Parlaklığıyla da ünlüdür burada. X3 Pro'daki IPS ekranın parlaklığı evet sizi rahatsız etmiyor ama güneş altında yetersiz kalıyor. Ben bunu net bir şekilde evet, var, biraz net bir var. şekilde bunu hissettim. Ama burada e, hiçbir şekilde rahatsız etmiyor noton proda. O yüzden daha hani Güneşe güneş altında tuttuğunuz telefonu ya işte adam postacı belki yönünü kaybetti adam yani nereden bilsin haritaya girip bakacak hem X3 Pro'da bir gölgeye geçeyim şöyle böyle yapayım yapması veya elini böyle siper edersin aynen yani. öyle siper etmek yerine Note 10 Pro'da cayır cüğür burada ekrana bakacak adam yolunu görecek bulacak. Parlaklık yetiyorsa o çok büyük bir avantajdır dışarıda sürekli güneş A A aynen altında kullanılır. Aynen yani bu şekilde bir kullanımınız varsa bence Note 10 Pro X3 Pro'dan çok daha iyi bir kullanım tecrübesi sunuyor. Hem planlamında anlamında hem Kapasite ekran anlamında. Kapasite farkı da ciddi ama burada onu da bir değinmek lazım yani. Şimdi burada hani 4 5160 mAh'lık bir batarya var ikisi Pro'da. Yani o fark da var ama arasında yani burada yani ikisinde de 5000 miliamperlik hani büyüklüğünde bir, bir pilden bahsediyoruz yani en az 5000'den bahsediyoruz. Onu diyorsak ha. tabii orada da. Aynen öyle. Yani o yine yüzden... evet X3 Pro büyük ama X3 Pro biraz daha fazla işlemcinin tükettiğini de yine söyleyebiliriz. Aynen öyle. Bir yani. de öyle bir şey var yani işlemci bazı ne kadar güçlüyse o kadar çok güçlü. Aynı spor araba gibi düşün yani. Spor araba ne kadar hızlı gidiyorsa o kadar çok yakıt Yakar. Tü yakıt tüketiyor. Burada Şimdi, ama tüketmiyor yani. Bir de şu kesim var abi. Ya sürekli böyle telefonu elinden düşürmeyip fotoğraf çekenler var. Hı. Evet. Şimdi fotoğraf çeken adam için çok kafası karışacaktır bu iki telefon arasında. Ben fotoğraf çok. çekmek için alıyorum çok. diyecek adamla. Sosyal medyayı yoğun kullanan adam, sürekli fotoğrafını paylaşan adam sence hangisini tercih etmeli? Kesinlikle Noton Pro. Bak, Kesinlikle. Bak net, net söylüyorum Noton Pro. Sen bile şunu dedin ya hani X3 Pro X3 NFC'den bile bir tık daha, daha aşağıda çekiyor, evet aynen. çekiyor dedin ama Noton Pro'da böyle bir şey yok. Ben e, hatta biz fotoğraf çekimine çıktığımızda e, kıyaslama yaptığımız videolar Noton Pro'nun kamera kıyasına yaptım da yani makro kamerası çok acayip bir makro kamerası vardı. E, şaşırtıcı bir makro kamera var İnanılmaz yani. Öyle ya hiç beklemezsin hiç, yani bir Yani bir orta seviye bir telefonda bunu beklemezsin. O yüzden hani, makroyu da hani bir kenara koyuyorum. Normal ana kamera olsun, işte zoom olsun, geniş açısı açısı olsun. Bence Poco e, X3 Pro'dan çok daha iyi fotoğraflar çekiyor diye düşünüyorum ben. Yani e, fotoğraf örneklerini zaten hani şeyde baktık, e, videodan önce de incelemelerde de falan baktığımızda hani Noton 10 Pro gerçekten güzel çekiyor. Ya ben şunu anlıyorum o zaman. Şunu seni dinlediğim zaman şimdi Redmi Noton Pro'yu alacak bir kişi örneğin şu olabilir yani. Ben günümü dışarıda geçiriyorum. Sık fotoğraf çekiyorum. Telefon sürekli elimde olduğu için de hafif bir telefon olsun istiyorum. Ha, aynen öyle. Diyen böyle bir insan, bu kullanıcı mesela kim olabilir? Atıyorum yani hani bir işte 20 yaşlarında mesela bir üniversite öğrencisi bir kız olabilir, bir dilşa olabilir mesela. Yani mesela şu an Dilşah'ı getirsek böyle, desek ki Dilşah bu iki telefondan bir tanesini alacaksın. Dilşah kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle yani. Note 10 Pro'yu seçeceğine eminim yani. Ama bir de Ay, şu arkadaşlar var işte böyle 16 yaşında böyle veya işte 20'li yaşlarında böyle bir yandan hani üniversiteye gidiyor, bir yandan elinde sürekli telefon var. E, Biraz da ebatlı bir kardeşimiz mesela. Şimdi o arkadaş bence çok rahat bir şekilde. Çok çok Çünkü rahat. Çünkü o tipler genelde, o, o tip insanlar geldi daha da az fotoğraf Hı. çekerler. Hı. Çünkü biraz daha onun hayatı böyle biraz daha sosyal mesela, alemde yani şeyde geçiyordur. Biraz daha uzaktır böyle. Yani. Aynen ee, Öyle olunca da biraz daha az fotoğraf çeker. O adam için ben mesela Poco X3 Pro'yu çok net bir şekilde bu kıyaslamada öneririm. Hı. Ama ilk defa şunu görüyoruz. Poco X3 Pro'nun karşısına çıkmış gerçekten iyi bir rakip görüyoruz. Yani Kesinlikle. benim anlattığım insan profili bile, demin dediğim işte o oyun oynayan vesaire <laughs> yapan insan profili bile Redmi Note 10 Pro'yu alsa hiç üzülmez. Hiç üzülmeyecek yani. Çok çok net eminim ben buna üzülmeyeceğini. Yani buradaki tek e, avantajı yani Poco X3 Pro'nun işlemci olarak görüyorum. Onun dışında hani böyle eksik görebileceğim yani çok bariz bir fark olarak eksik görebileceğim bir nokta yok. Ha bir de şunu da söyleyeceğim. Dilşah söylemiştin ya babam bile sana bu fiyata 860 vermez. Babam bile sana bu fiyata 120 Hz AMOLED'i vermez yani. Aynı burada şekilde. var evet. Yani burada onu vermez. O yüzden yani içerik tüketecekseniz Note 10 Pro. Ama oyun oynayacaksanız işte ben çok oyun oynayacağım gibi profile sahipseniz. Özellikle böyle bir genç kesim çok oyna. Performans ihtiyaç duyanın bence yani ciddi bir performans istenen kesinlikle X3 Pro'ya yönelmesi lazım. Ama eğer performans... Bu kadar üst düzey bir performans Hı -hı. sizin için önemli değilse o zaman Redmi Note 10. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Yazılım konusunda aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Yani ikisinde de MIUI var. Bir tanesinde de işte e, MIUI for Poco hani diye geçiyor. Hı -hı. Hani o yüzden hani hiçbir fark da söyleyeyim. İkisinde hani akışkanlık üzerine yok, bir zaten problemleri, aynen, bir sıkıntıları yok. Aynen, yani, kullandığı yok. süre boyunca hiç sana şey yapmıyor. Yazılımdan yok, kaynaklı. Problem kaynaklı. Yani böyle, çok bu konuda bilgi kirliliği var. Poco'nun yazılımı kötü falan diye. Bunlardan çıkarıyorlar çok bilmiyorum şey yok. ama Hani Öyle ben bir durum yok arkadaşlar. Ben her yani videoda söyleyelim. Her videoda söylüyorum hani ben MIUI çok sevmiyorum ama seveni çok diye çok oyuncaklı Ben seviyorum mesela. Heh, çok oyuncaklı çok özelliği var. Birçok işte özelleştirmesi var gibisinden. Yani Poco'da ne varsa MIUI'da yani burada Redmi Note 10'da da Note 10 Pro'da da aynı şekilde özelleştirmeler mevcut bence o yüzden de hani hangisini alırsanız alın bu konuda bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama benim tarafım kesin ve kesin olarak ben işlemci gücüne ihtiyacım çok fazla yok diyenler içinde Noton Pro bence şu anda rakipsiz bak tek kelimeli rakipsiz başka bir şey demiyorum şimdi Eren yani benim bile gönlüm Redmi Noton Pro'ya kaymıyor değil <laughs> yani bir Poco sever olarak çok başarılı bu segmenti Böyle idare edebilecek yani tamam X3 Pro'yu verdim ama ona böyle çok güzel rakip çıkarabileceğim bir cihaz da var diyor hı hı. bildiğin burada Xiaomi tarafı Redmi Note 10 Pro'yla. Bence müthiş iş çıkarmışlar. Kesinlikle. Bu fiyata bu cihaz bence harika. Bu, bu paraya yani baban bile 120 Hz AMOLED ekran vermez. Aynen Yani tebrik etmem lazım burada Xiaomi tarafını. Bizden bugünlük bu kadar olsun Aynen. o zaman. Sonraki videolarda zaten yine bu büyük ihtimal bu iki telefon bizim böyle bu yıl çok konuşacağımız çok telefonlar olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Görüşürüz.